Merhaba arkadaşlar. Bugün DJI Pocket 3 ile nasıl sinematik video çekeceğimizi konuşacağız. Bildiğiniz gibi DJI Pocket 3 elinizin avucuna sığan ama yetenekli kocaman bir kamera. Hem vlog çekenler hem de sinema severler için harika bir cihaz. Küçük ama etkili bu cihazla profesyonel gibi görünen sinematik videolar çekmek o kadar da zor değil. Yani tam anlamıyla bir cep sinema stüdyosuyla baş başasınız. Şimdi sizinle bu küçük canavarın tüm gizli güçlerini keşfedelim. 1- Çözünürlük ve FPS. Başlangıç noktamız özellikle sinematik videoların olmazsa olmazı doğru çözünürlük ve kare hızı ayarlarıdır. Sinemada izlediğiniz filmler genelde 24 FPS ile çekilir. Peki neden? Çünkü bu kare hızı hareketlerin gözümüze doğal görünmesini sağlar. Peki bu konuda ne yapmalıyız? 4K çözünürlüğü ve 24 FPS ayarını kullanabiliriz. Yüksek çözünürlük sayesinde görüntüleriniz ultra net olacak. 24 FPS ise sinema tadı katacak. Eğer daha dinamik sahneler çekiyorsanız 60 FPS veya 120 FPS slow motion'da tercih edilebilir. Ki ISO enstantane ve beyaz dengesi. Renklerin gücü manuel ayarlar işin teknik kısmı gibi görünse de aslında sinematik videonun ruhunu burada yaratıyoruz. DJI Pocket 3'ün sunduğu manuel ayarlarla ışığı ve renkleri doğru yönetmek mümkün. Ortam ışığına göre ISO ayarını düşük tutun. %400 arası iyidir. Böylece görüntüler daha temiz, daha gürültüsüz olur. Düşük ışık koşullarında ISO'yu arttırabilirsiniz. Ama fazla yükseltirseniz görüntüde parazit olabilir. 24 FPS ile çekim yapıyorsanız enstantane hızını da 1.48'e ayarlayabiliriz. Bu oran sinematik çekimlerin temelidir. Hareketleri daha doğal yakalar. Beyaz dengesi gün batımında ya da gece çekim yaparken otomatik beyaz dengesi bazen de şaşırabilir. Bu yüzden manuel beyaz dengesi ayarı yaparak renklerin her zaman doğru görünmesini sağlayabilirsiniz. Böylece istediğiniz o sıcak ya da soğuk tonları yakalamış olursunuz. DJI Osmo Pocket 3 ile çekim yaparken 3. sinematik kuralımız 3'ler kuralı. Yani çerçeveleme sanatıdır. Kamerayı açıp kaydetmeye başlamak yeterli değil. İyi bir sinematik video çekmenin temelinde kompozisyon yatar. Burası da işin sanat kısmı diyebiliriz. 3'ler kuralı konumuzu tam olarak ortaya yerleştirmek yerine ekranı 3 çeşit parçaya böldüğünüzü düşünelim ve bu objeyi bu çizgilerin kesişim noktalarına yerleştirin. Bu küçük hile videonuzu bir anda daha sinematik gösterecek. Bir de derinlik var. Ayrıca sadece ana objeye değil, arka plandaki unsurlara da dikkat edin. Derinlik katmak videonuzu daha etkileyici yapar. Örneğin ön planda bir çiçek, arka planda ise uçsuz bucaksız bir manzara. Yine DJI Pocket 3 ile kullanacağımız 4. özellik Active Track 6. Hareket eden nesneleri takip etmek için DJI Pocket 3'te inanılmaz basit. İster bir arkadaşınızı, ister hareket halindeki bir arabayı takip edin. Bu teknoloji işinizi çok kolaylaştıracak. Peki nasıl kullanılır? Konunuzu ekrana dokunarak seçin ve gerisini Active Track halletsin. Bir anda elinizdeki cihaz profesyonel bir kameramana dönüşüyor. Üstelik Active Track 6.0 önceki versiyonuna göre daha ses ve akıcı çalışıyor. Yani konunuz çerçeveden asla kaçmıyor. 5. özellik ise gimbal stabilizasyon. Sarsıntıya son. Hareket halindeyken sarsıntısız çekimler yapmak her kameramanın rüyasıdır. DJI Pocket 3 3 eksenli gimbal stabilizasyonu ile bu rüyayı gerçeğe dönüştürüyor. Yavaş hareketler sinematik bir etki için kameraya yavaş ve kontrollü hareket ettirin. Sinematik bir etki için kamerayı yavaş ve kontrollü hareket ettirin. Yavaş panoramalar, hafif sağa sola geçişler sinematik videoların en tatlı detaylarıdır. Hareket eden bir konuyu takip ederken de bu özelliği kullanarak inanılmaz akıcı videolar elde edebilirsiniz. Burada bir duralım. Kanalı belli bir seviyeye çıkarmamız için kanala abone olarak, videoyu beğenip paylaşarak ve YouTube'un küçük kanallara yeni hizmeti olan videoyu hype ederek destek verebilirsiniz. Böylelikle hem daha iyi videolar çekebilir hem de şirketlerden inceleme için ürün almamı sağlayabilirsiniz. Videomuza devam edelim. 6. Zamanı kontrol et. Hyperlapse. Bir sahnenin havasını tamamen değiştirmek mi istiyorsunuz? DJI Pocket 3'teki Hyperlapse modu tam size göre. Bu mod ile uzun süreli bir hareketi hızlandırabilirsiniz. Şehir merkezinde yürüyen insanlar, hızla geçen arabalar, bunların hepsi Hyperlapse moduyla çok kovalı görünür. 7. konumuz ise doğru ışık. Yani altın saatleri kaçırmayın. Sinema dünyasında ışık her şeydir. Videonuzun kalitesini direkt etkiler. Golden Hour yani gün doğumu ve gün batımı saatleri en iyi doğal ışığı sunar. Bu saatlerde çekim yaparak görüntülerinize yumuşak ve sinematik bir his katabilirsiniz. Burada da bir ipucu vereyim. Sert öğlen güneşi genellikle zorlayıcı olabiliyor. Eğer böyle bir saatte çekim yapmanız gerekiyorsa gölgeleri kullanarak daha dengeli bir ışık yakalayabilirsiniz.
yapabilirsiniz. Ağaçlar ve binaların gölgesinde çekim yapmak, ışığın patlamasını önler ve daha profesyonel görüntüler elde etmenizi sağlar. 8. Konumuz ise müzik ve sesin gücü. Müzik olmadan sinematik video olmaz. Bunu kabul edelim. Doğru bir müzik seçimi izleyiciyi yakalar. DJI Pocket 3 ile çektiğiniz görüntülere uygun müzik seçmek videonuzun etkisini iki katına çıkaracaktır. Enerjik sahneler için hareketli müzikler, duygusal anlar için daha yumuşak melodiler seçebilirsiniz. Müzik videonun duygusunu belirler. Bu yüzden müziğinizi dikkatlice seçin. Ayrıca çevredeki doğal sesleri de yakalayabilirsiniz. Rüzgarın uğultusunu, suyun şırıltısını, bunlar sinematik hissiyatı tamamlayan unsurlardır. 9. konumuz ise kamera hareketleriyle sinematik doku. DJI Pocket 3 sadece sabit çekimler için değil, aynı zamanda yaratıcı kamera hareketleri için de mükemmel bir araç. Birkaç basit hareket videonuzu profesyonel seviyeye çıkarabilir. Mesela Dolly Zoom hareketiyle vertigo etkisi yakalayabilirsiniz. Bu etkileyici hareketi yapmak için geri giderken zoom yapın. Hem konunuz yerinde kalır hem de arka planı uzaklaşarak dramatik bir etki yaratmasını sağlayabilirsiniz. Diğer bir özelliğimiz ise pan ve tilt'tir. Yavaş yavaş sağa sola pan yaparak ya da aşağı yukarı tilt yaparak hareket ettirin. Özellikle geniş açılı manzaralarda bu hareketler inanılmaz görünecek. Son olarak bu önemli kısım yaratıcılık. DJI Pocket 3'ü kullanırken sınırları zorlayın. Yeni şeyler deneyin ve kendi tarzınızı oluşturun. Sinematik video çekmenin sihri biraz da denemelerde saklıdır. İster çılgın bir kamera hareketi deneyin, ister farklı ışık koşullarında çekim yapın. Sonuçta sizin imzanız olacak bir video yaratın. Evet, videomuzun sonucu olarak arkadaşlar, DJI Pocket 3 ile sinematik video çekmek hiç de zor değil. Yeter ki doğru ayarları yapalım, yaratıcı olalım ve cihazın tüm özelliklerini keşfetmeye çalışalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalı terk etmeden diğer videolarımı da izleyebilir. Daha önce de dediğim gibi videoyu beğenip paylaşabilirsiniz. Abone olun, takipte kalın. Hoşça kalın ve sağlıklı kalın.